Ben doktor Engin Ürün veren Bilgiç. Öncelikle hepinize değerli katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Düzce Valiliği'nin, Düzce Üniversitesi'nin ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir arada gerçekleştirmekte olduğu eğitim seminerlerinden bir parça olan matematik eğitiminde modelleme uygulamaları adlı seminere hoş geldiniz efendim. Burada bu akış şu an neden sağlanmıyor? Evet. Ben öncelikle şunu merak ediyorum. Daha önce matematiksel modellemenin teorik yapısı ve uygulamaları hakkında herhangi bir tecrübeniz var mı? İlgi alma imkanınız oldu mu olmadı mı? Bununla ilgili bir küçük çoktan seçmeli bir anket ekledim. Erişebiliyor musunuz şu anda bilmiyorum ama. Pardon. Pardon, bir dakika. Niye? Niye böyle yaptın? Bir dakika, çok özür dilerim. Tekrar prezent yapacağım bunu. Hay Allah. Çok özür diliyorum. Aslında geliyor ama ben göremiyorum. Tamam, siz sanırım şu an dolduruyorsunuz. Evet, şahsen ben de açıldı hocam. Diğer öğretmenlerimiz de mikrofon açık. Tepki verebilirler, bilgi verebilirler. Açılmıyor hocam. Açılmıyor mu? Şu an Yani siteyi açabiliyorum ama boş kutucuklar gözüküyor. Heh, tamam, şimdi açıldı hocam. Tamam. diyecektim. Dinler hocam. Açtım şimdi. Tamam, çok güzel. Eğer erişemezseniz hocalarım, sayfayı yenilerseniz erişilebilir hale gelecektir. Sabah da böyle bir hata verdi. Niye verdi böyle bir şey bilmiyorum ama. Açıldı. Güzel. Daha bir dakika daha bekleyelim. Devam ediyorsunuz doldurmaya. Zaten anca da toplanıyoruz galiba. Evet, hala katılımlar devam ediyor hocam. Devam ediyor. Çok güzel. Bu konu bu arada siz bir taraftan doldururken ben de bahsedeyim birazcık konuyla ilgili ufaktan giriş yapmaya çalışayım. Çok kapsamlı bir konu. Ömer Hocam'la da az önce onu konuşuyoruz. Benim üzerinde çalışmaktan çok keyif aldığım bir konu başlığı. Ama o kadar geniş ki matematiksel modelleme gerçekten bir derya. Modelleme ondan çok daha büyük bir yer. Modelleme denizin içerisinden matematiksel modellemeyi çıkarıyorsunuz. Böyle bir saatte, 1,5 saatte anlatmak hakikaten sağını solunu kırparak anlatmaya çalışacağım. O yüzden sürçülisan edersen kusuruma bakmayın. Ama ileride bununla ilgili ciddi bir eğitim planlayabiliriz aslında. Güzel bir eğitim benim için de iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bir süreci ilerletelim bakalım nasıl olacak. Memnun kalırsanız belki bir eğitim planlayabiliriz. Ben bunu niye göremiyorum? Hocam ben size tek bir sorum var acaba. Yeni girdim de öncekini kaçırdım konuştuklarınızı. Anlayamadım. Çok özür dilerim. Menti'de sadece tek bir soru mu var yoksa devam ediyor mu? Birkaç sorudan mı oluşuyor? Tek bir soru var hocam. Tek bir soru var da sonuçları almaya çalışıyorum ben de. Sonuçlara erişemedim. Tamam, teşekkür ederim hocam. Pardon. Şu an sonucu göremiyorum sonuçları. Niye göremiyorum? Ömer Hocam niye göremiyor olabilirim bu sonuçları ben? Menti'yi ben de daha önce kullanmadım ama o sol menüde var mıydı acaba hocam? Vot results gibi bir şey gördüm sanki. Yanlış mı gördüm? Erişemedim mod results'a. Siz gördünüz de.
Şurada minimize. Şurada show voting instructions, show vote codes. Show test voters. Yok, hayır, göremiyorum şu an. Çok enteresan. Sunucudan kaynaklı olabilir mi hocam? Daha önce yani normalde görüyorsanız. Normalde görüyordum, evet. Normalde görünüyordu ama şu an. Yani oynamada bende de sayfa bir gitti geldi, refresh yaptık ama. Tamam, şu an görünebilecek mi acaba? Yok, hayır. Yok, göremiyorum. Çok enteresan. Göstermedi. Bilir misin? Present'e basın, present. Hocam present'e basınız. Basıyorum hocam. Onunla ilgili sıkıntım yok. Sonuçları göremiyorum hocam da şu anda. Sonuçları göremedim. Çok enteresan. Ha, şurada tamam, download results diyelim. Buradan görebilirim diye umuyorum. Evet, şu an görüyorum. Evet, yüzde şurada ekran paylaşımım. Şuradan açayım ekran paylaşımını da. Sizler de erişebilin tekrardan. Şu an ekranımı görebiliyor musunuz hocalarım? Görülüyor hocam. Sütun grafiği evet, halinde oldu olmadı şeklinde görüyoruz. Şu anda oldu diyen 6 hocamız var. Olmadı diyen 16 tane hocamız var. Şu an görebiliyor musunuz ekranımı? Herhalde sunuma da erişebiliyorsunuzdur. Değil mi? Evet, görünüyor ekran. Çok teşekkür ederim. Sunum başlıklarından biraz bahsedelim. Modelleme nedir? Matematiksel modelleme nedir? Matematiksel modellemenin eğitimdeki iz düşümü ne anlama gelmektedir? Matematiksel modellemede yeni bir boyut, disiplinler arası matematiksel modelleme nedir? Biraz bundan da kulağımıza bir şeyler dolsun istiyorum. Çünkü bu yeni trend gerçekten. Özellikle sistemin popüler hale gelmesiyle birlikte bununla ilgili de bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Matematiksel modelleme uyguları ve uygulamaları ve MUA'lar, yani model oluşturma etkinliklerinden de biraz bahsettikten sonra kapanışımızı yapacağız kısmet olursa. Evet, öncelikle biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Matematik nedir? Böyle buna geçmeden önce küçük bir hikayeyle başlamak isterim. Birçoğunuz da ilgili biliyorsunuzdur ama bu hikaye gerçekten beni hayattaki birçok şeyi anlamak noktasında çok ikna edici bir yanı vardır. Bir Afrika kör bir kör bireylerin oluşturduğu bir Afrika kabilesine bir fili getirdiklerini söylerler ve bu filin işte kuyruğuna dokunan kuyruğun fil bir iptir der. Dişine dokunan fil keskin bir kılıçtır der. Sırtına dokunan fil çok güçlü bir duvardır der. Ama bunların hiçbirisi fili anlatmak için yeterli değildir. Çünkü fil aslında bunların hepsinin birleşiminden ibarettir. Dolayısıyla matematiğe baktığımızda da aslında matematik konuşmanın başında hocam bahsetmişti. Nereden yaklaştığınızla çok ilişkilidir. Ne anladığınız, neresinden yakaladığınızla çok ilgilidir. Bir anlamda sırtınızı dayadığınız duvardır. Bir anlamda hayatınızı bağlamaya yarayan bir iptir. Bir anlamda sorunlarınızı çözmeye yarayan keskin bir bıçaktır. Bu konuyla ilgili olarak Ali Nesin'in çok güzel bir sözü var. Çok beğenirim bu sözü. Matematik doğru yanıtı bulma sanatı değildir der. Matematik doğru yanıtın neden doğru yanıt olduğunu anlama sanatıdır der. Gerçekten neden doğru olduğunu sorgulamayı fark ettiğimiz anda aslında matematik yapıyoruz diyebiliriz. Bu anlamda matematik, içinde yaşadığımız dünyayı görmenin ve anlamlandırmanın bir yolu ve yeni yapılar oluşturmak için de gerekli olan özel bir araçtır yorumunu yapabiliriz aslında. Peki matematik nerededir? Yani matematik bizim o sayfalar dolusu yazdığımız kütüphane raflarında mı gizlidir? Ya da burada görselini paylaştım, böyle çalışkanlıklarıyla çok ünlü, sabah kahvaltılarımızda sofralarımızı süsleyen o çok besleyici balın
en büyük hacimle peteklere yerleşmesi için peteklerini altıgen şeklinde yapan arıların içgüdülerinden gizlidir. Nerede saklı? Yani bu matematik nerede saklı, nerede gerçekten diye sorguladığımızda aslında burada sizlerle bir araya gelmemize yardım eden işte Zoom, Mentimeter gibi uygulamaların tasarım basamaklarında gizli ve bu da aslında insan zihninin muhteşem yansıması bir anlamda. Bu noktada matematikle ilgili şöyle bir şey söylemek beni çok mutlu ediyor. İlk bakışta görülemeyecek kadar saklı ve gizemli, ancak insanın çabalarıyla erişebileceği kadar yakın ve anlamlı. Dolayısıyla insan figürü burada gerçekten anlam kazanıyor ve bu konuyla ilgili olarak da Galileo'nun çok güzel bir sözü var. Matematik, Tanrı'nın evreni yazdığı bir dildir ve insana bu mükemmel beyni veren yaratıcının insanın bu beyni kullanmasını istemediğine inanmıyorum der. Ve bundan sonra da zaten giyotine gidiyor diyebiliyorum. Bu son sözlerinden bir tanesi diyebiliyorum. Peki tüm bu ifadelerden hareketle, işte arıların peteklerinde var, raflarda var, her yerde var baktığımızda, yaşamımızın her yerinde var. Bu kadar keyifli, bu kadar gerçekten kendine has, serüveni olan bir yapıyı sınıf ortamına getirip öğrencilerimizin karşısına hadi bu X'i bulalım dediğinizde, bu bilinmeyeni bulalım dediğinizde bir müddet sonra çocukların bu X'i neden bulacağız ki öğretmenim diye sormayı bile akıl edemedikleri noktaya getirdiğimiz matematikle varmak istediğimiz yer aslında çok da ileri bir yer olmayacaktır herhalde. Yani birazcık daha öğrencilerin tecrübe edebilecekleri, keyif alabilecekleri, o matematiğin kendi içerisindeki kendine has yapısını fark edip bir anlamda matematiksel bilgiye güvenebilecekleri, hayatların içerisine yerleştirebilecekleri yapıda tasarlanmadığı müddetçe öğrenme ortamlarının gerçekten işe yarayıcılığı noktasında soru işaretleri oluşmasına neden olacaktır. Ve bu da bir yerden sonra kişilerde isteksizlik, matematiğe yönelik anksiyete geliştirmeye kadar varabilir. Çünkü düşününce aslında çok da uzak değil. Bir liseyi kazanmak istiyorsunuz, eğitim hayatınızda bir lisede devam etmek istiyorsunuz ya da bir mesleği çok istiyorsunuz. Ama bu mesleğe girebilmek için önünüzdeki tek engel matematik. Hayatınızı kolaylaştıracak bir unsurken sizin karşınıza engel olarak çıkıyor. Peki bu noktada şöyle bir şey söyleyebiliriz belki. İnsan mühendisi olan bizlerin, insan yetiştiren bizlerin bu matematiksel bilginin muhteşemliğini, matematiksel bilginin farkına varma hissini, çocuklarda uyandırabilmek için bu tarz ortamları tasarlamak, gerçekten matematiğin işe yarayışlılığı üzerinde bir anlamda sohbet etmek, onlarla vakit geçirmek. Yani daha bu matematiğin sert, keskin sınırlarının ötesinde çok daha kendine has dokusunu hissettirerek onlara aktarmak herhalde daha etkileyici olacaktır. Aksi takdirde bir takım kuralların, denklemlerin, bağıntıların alt alta yazıldığı katı bir unsurla karşı karşıya kalacaktır çocuklar. Tabii ki hiçbirimiz gelecek nesillerimizi bu tarz bir yaklaşıma emanet etmek istemeyiz. Pekala. Modelleme ve matematiksel modelleme diye ayırmak istedim. Çünkü öncelikle şunun bir farkına varmak istiyorum ben. Modelleme çok daha büyük bir çerçeve, resmin daha büyük hali gibi düşünelim. Matematiksel modelleme ise bunun altında bir alt disiplin. Modelleme dediğimiz şeyin altında fiziksel modelleme, kimyasal modelleme, biyolojik modelleme, hatta psikolojik modelleme ve dahi birçok modelleme çeşitleri olduğu gibi bunlardan bir tanesi de matematiksel modelleme. Burada model dediğimiz şey en genel anlamıyla Türk Dil Kurumu'nda tasarlanan ürünün tanıtım veya deneme amacıyla üretilen ilk örneği ya da prototipi diye geçiyor. Birazcık daha işi eğitim kısmına çevirdiğimizde Leş ve Doğren'in yapmış olduğu bir tanım var. Buralar biraz teorik ama ileride uygulamalara geleceğiz. Buralara değinmeden geçemiyorum, kusura bakmayın.
Leşve Doyle göre ise daha eğitsel kısmına baktığımızda karmaşık sistemleri ve yapıları yorumlamak ve anlamak için zihinde var olan kavramsal yapıları ile bu yapıların dış temsillerinin bir bütünüdür der Leşve Doyle. Matematiksel model ise belirli bir varlığa karşılık gelecek şekilde onun prototipini olarak tasarlanmış herhangi bir tam ve tutarlı matematiksel yapılar kümesidir der. Şimdi bunlardan ne anlatmaya çalıştım acaba? Ben ne dedim? Demeye çalıştığım şey şu aslında. Bir restoran açmak istiyorsunuz. Bulunduğunuz bölgede bir restoran açmak istiyorsunuz. Ben daha öncesinde de bir 10 sene, 11 sene kadar Sakarya'da çalıştım ve hala orada yaşıyorum. Buraların kültürüne de vakıfım o anlamda. Çok kozmopolit yapıya sahip bir bölgede yaşıyoruz. Çok fazla kültür bir arada. Çok ciddi bir kültür mozaiği var burada. Dolayısıyla mutfaklar da bu anlamda çok renkli. Bir restoran açmayı planlıyorsunuz ve açacağınız restoranın öncelikle nerede olacağına karar vermeniz gerekir. Sonra menüsünde neler yer alacak buna karar vermeniz gerekir. İşte nasıl dizayn edeceksiniz buna karar vermeniz gerekir. Ve elinizdeki mevcut iktisadi durum nedir? Buna bakmanız gerekir mutlaka. İşte restoranın en son hali, ortaya koyduğunuz en son hali bir modeldir. Restoranı ortaya koyma sürecine kadar gerçekleştirdiğiniz işlemlerse bir modelleme sürecidir. Yani bu anlamda baktığımızda model aslında bir ürün, modelleme ise bir süreç olarak ele alınabilir. Buna ek olarak şunu söyleyebiliriz matematiksel modelleme özelinde. Bir fenomenin gözlenmesi, ilişkilerin ortaya çıkarılması, matematiksel analizlerin yapılması, sonuçların elde edilmesi ve modelin tekrar yorumlanması süreçlerini içerir der. Peki, evet bundan bahsettik. Matematiksel modellemenin eğitimde kullanılması üzerine biraz konuşalım. İz düşümüne, yani ileride bu perspektiflerden de bahsedeceğim zaten. Eğitimdeki karşılığı ne? Bundan biraz söz edelim. Öğrencilerin muhakeme becerilerini kullanarak gerçek dünya problemlerine ilişkin varsayımları ortaya koymaları ve böylece matematiksel problemlerle mücadele edebilmeyi öğrenmeleri bağlamında matematiksel anlayışlarının ve matematikteki yeterliliklerin gelişiminde gerçekten önemli bir role sahip. Konuşmanın başında hocam bana çok güzel bir yer açtı. Köy çocuklarından bahsettik. Bilmiyorum burada olan hocalarım var mıydı ama köy çocukları çok güzel problem çözerler. Çünkü gerçek yaşamın içerisinde matematiği kullanırlar. Ben bir köy çocuğu değilim. Şehirde büyüdüm. Büyük şehirde büyüdüm. Ama çok isterdim köyde büyümeyi. Benim ailem köy çocuğu. Annem ve babam köy çocuğu. Anlatırlar işte arıklar yaparlarmış. Oradan sular taşarmış. Sonra onların taşmaması için çok küçük yaşlardan bahsediyorum. 8-9 yaşlarından bahsediyorum. Gece saat 12'de 1'de oraları toplayıp işte su taşmayacak şekilde hesaplamalar yaparlarmış. Bunlar çok ciddi hacim hesaplamaları ve o kestirimler, yaklaşık hesaplamalar çok üst düzey beceriler. Ve modelleme de baktığımızda üst düzey beceriler gerektiren bir yaklaşımdır. Bu konuda Henry Pollan çok güzel bir sözü var. Modellemenin bu muhteşem yapısı, birazdan döngüsüne de değineceğiz zaten, muhteşem yapısından bahseder. Gerçek dünyadan almak istediğiniz bir problem durumuyla işe başlıyorsunuz. En önemli ya da burada tırnak açıyorum, işinize yarayacak. Özelliklerini seçip matematiksel olarak ifade ediyorsunuz. Daha sonra ortaya çıkan matematiksel modeli analiz ediyorsunuz. Matematiksel bir çözüm ve belki de gerçek dünyadaki olgu ile ekstra bilgiler elde edersiniz ve çıkarımlarda bulunursunuz. Peki sonra bunların hepsini yaptınız, sonra ne olacak? Matematiksel modellemenin ne olduğuyla ve neler içerdiğiyle ilgili tüm tartışmalar genellikle son basamak olan, yani gerçekle yüzleşme ve matematiksel sonuçların gerçek dünyada anlamlı olup olmadığının incelenmesi üzerine yoğunlaşır. İşte zaten burada matematik anlamlı hale geliyor. O mükemmel yapısını biz burada gözlemleyebiliyoruz matematiği. Pekala, öğretim sürecinde matematiksel modellemeye neden yer vermeliyiz? Burada öncelikle şunu söyleyebiliriz. Geleceğin dünyasına baktığımızda artık sadece bilgiyi bilmek yeterli değil. Bilgiyi aynı zamanda organize etmek gerekiyor, koordine etmek gerekiyor. Ve hatta geleceğin iş dünyası, artık bizim yetiştirdiğimiz öğrencilerimizden bir takım prototipleri ortaya koyup
sorunları ya da mücadele etmeleri gereken başlıkları çok önceden teşhis becerisini istiyor. Dolayısıyla birincisi iş dünyasının ciddi bir beklentisi var. Neden? Kritik ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek gerekiyor çünkü. Yine matematiğe yönelik mevcut kavramsal eksiklikleri tamamlamak için çok güzel bir fırsat. Çünkü öğrencilerin modelleme sırasında yanlış öğrenmelerini, eksik öğrenmelerini tespit edebiliyorsunuz ve müdahale edebiliyorsunuz. Anlık dönüş verme gibi muhteşem bir şey veriyor sizinize, fırsat veriyor. Yine matematiğe özgü yapı ve sistemlerin günlük yaşam içerisinde bireysel olarak keşfedilebilmesini ve tanımlanabilmesini sağlama fırsatı veriyor. Diğer disiplinlerle bundan detaylı bahsedeceğim. İş birliği içerisinde yaşamın diğer unsurlarında nasıl görev aldığını çocukların rahatlıkla görebilmesine imkan sağlıyor. Ciddi bir problem çözme aktivitesi ve okul dışı ortamlarda da matematiğin anlamlılığı üzerine çalışma fırsatı veriyor. Problemlere ilişkin matematiksel fikir ya da tasarımlar geliştirmelerine fırsat veriyor. Ve aslında gömülü matematiksel fikirlerin farkına vardırıyor. Yani birazdan bahsedeceğiz. Bir matematiksel fikri tek başına vermiyorsunuz verirken. Birçok farklı yaklaşımla çocuğun çok farklı şeyleri görmesine imkan sağlayabiliyorsunuz. Yani bir matematiksel modelleme problemi üzerinde çocuk hem yüzde hesabı görebilir, alan hesabı görebilir ya da cisimlerin boyutları ile ilgili fikir sahibi olabilir. Çok farklı işlemleri bir arada işbirliği içerisinde düşünme fırsatı oluyor. Yine günlük yaşam içerisinde matematiği anlamlı kullanma fırsatı geliyor. Burada matematiksel modelleme perspektiflerinden de bahsettikten sonra aslında döngüden bahsedeceğim. Matematiksel modellemenin klasik döngüsünden daha önce fikir sahibi olan hocalarım bilirler. Ama buna gelmeden önce şuna değinmek istiyorum. Bu gerçekten benim çok dikkatimi çekti. Bir makalede karşıma çıkmıştı. PISA sınavlarını hepimiz biliyoruz. Yani 2018 sonuçları da evet 2015'e göre bir tık daha bizi rahatlattı ama çok daha hala istediğimiz yerde değiliz. Ama daha iyi yerlere geleceğiz umuyorum ben. PISA 2018 sonuçlarına bakıldığında Japonya'nın ve Singapur'un özellikle neredeyse Singapur bütün alanlarda önde. Japonya ise matematik alanında gerçekten çok yetkin. Bunun nedenini araştırmışlar, bu neden olmuş olabilir diye. Ve Japonların matematik eğitim felsefesinin iki tuti kara diye bir arka planının olduğundan bahsediyorlar benim incelediğim makalede. Bu şu demekmiş, matematik yaşamın içerisinde bütün ihtişamıyla zaten salınmaktadır. Ve bu bizim ekstra dayatmalarımızla öğrenilebilecek, kazanılabilecek bir şey değildir. Bu ancak kişinin o süreci yaşayarak, tabiri caizse o nehre kendisini bırakarak edinebileceği bir deneyimdir diyor ve aslında modellemeyi söylüyorlar. Onlar da genellikle her ne kadar 1992 yılında programlarında yer almaya başlasa da geçmişten bu yana aslında matematiksel modelleme problemleri üzerine kurulu eğitim sistemleri. Pekala, perspektiflere baktığımızda gerçekçi veya uygulama tabanlı modelleme denilen bir matematiksel modelleme perspektifi var ki bu modelleme perspektifi matematiğin tıp, mühendislik gibi disiplinlerde görev üstlenmesiyle modellenir. Yani mesela bir ilacın insan vücuduna enjekte edildikten sonraki yayılımını modellersiniz. Bu gerçekçi veya uygulama tabanlı modellemeye girer. Ya da bağlantısal modelleme, işte bizim kullandığımız modelleme bu. Öğrencilere ya da öğrenen kişilere bir bağlam ekseninde problem durumları verirsiniz ve bu problem durumlarıyla mücadele ederek aslında matematiksel kazanıma ulaşırlar. Yine eğitimsel modelleme dediğimiz bir modelleme perspektifi var ki bu da öğrenme sürecini düzenler. Yani matematik öğrenme sürecini pedagojik anlamda ele alır. Hangi yöntemi kullanırsak daha etkili bir sonuç alabiliriz diye birazcık daha bu profesyonel eğitimcilerin, aslında bizlerin rahatlıkla kullanabileceği bir modelleme perspektifi yine. Sosyokritik modelleme hayata çok eleştirel bakar. Yaşamdaki her şeyi eleştirir
ve sizden sosyal, beşeri anlamda bir rapor ister. Ve bu raporlarla birlikte siz hayata bir fikir katarsınız. Yine epistemolojik veya teorik modelleme tıpkı gerçekçi veya uygulama tabanlı modellemeye benzer. Buradaki tek fark matematik disiplini içerisinde modellemeler gerçekleştirir. Örneğin bir kuadratiğin modellenmesi gibi. Yani bir kuadratik içeren problemin modellenmesi gibi. Yine bilişsel modelleme ise bu da modelleme sürecinde öğrencilerin geçirdikleri süreçlerin modellenmesidir. Pekala. Bundan da bahsettikten sonra matematiksel modellemede yeni bir boyut olan disiplinler arası matematiksel modellemeden biraz bahsedeceğim. Sonrasında da döngülere geçeceğiz. Disiplinler arası matematiksel modellemeye baktığımızda aslında deminden beri bahsettiğim şey matematiksel modelleme süreci birçok farklı disiplinle iç içe çalışmayı gerektiriyor. Dolayısıyla bu söylediğim şey yeni bir şey değil. Her ne kadar sistemle birlikte gündeminize gelmiş olsa da, gündeme daha çok dillendirilse de öyle söyleyeyim. Aslında yaptığımız şey çok da disiplinler arasını vurgulamadığımız için böyle daha doğrusu. Gerçek yaşam durumun zaten olabildiğince karmaşık yapıya sahiptir. Ve bunun matematiksel anlamda anlaşılır hale getirilmesi birazcık daha disiplinler arası modellemenin konusu. Dolayısıyla buraya baktığımızda, disiplinler arası modellemeye baktığımızda mühendislik, fen bilimleri ve teknolojinin temeli alındığı, özellikle bu üç disiplinin, sistemin biliyorsunuz başlıkları bunlar, matematikle birlikte ilişkilendirilerek ele alındığı bir yaklaşım. Pekala, ben şu an tekrardan klasik matematiksel modellemeye dönüyorum. Bunu karşılaştırmak için böyle peş peşe koydum, anlaşılır hale gelmesi için. Bir klasik matematiksel modellemenin, yani bağlamsal anlamda, bağlamsal perspektifle yaklaştığımız matematiksel modellemenin döngüsünden bahsedeceğim. Daha sonra disiplinler arası matematiksel modellemenin döngüsünden bahsedeceğim. Şimdi bağlamsal matematiksel modellemede öğrenci öncelikle yazılı ya da sözlü olarak bir gerçek yaşam durumuyla yüz yüze bırakılır, maruz bırakırsınız. Daha sonra öğrenci bu durumu zihinsel anlamda bir gösterimini kurar. Bunu zihninde kurabilir ya da kağıda çiziktirir. Hani çocuklara bir soru sorduğumuzda bu hepimiz için böyle değil midir? Önce böyle bir şey çizeriz hemen. Özellikle ben de öyledir. Benim geometrik hafızam daha kuvvetli galiba. Hemen ben onu şekillerle açıklamaya çalışıyorum kendime. Daha sonra bu durumun zihinsel gösterimi gerçekleştirildikten sonra bir takım ekstra matematiksel bilgilerle bunu harmanlayıp gerçek modele kavuşmaya çalışır. Burada gerçek modelden kastım. Mutlaka bir ürün gibi algılamayalım. Burada bir grafik kullanabilirsiniz ya da gerçekten bir ürün kullanabilirsiniz ya da bir denklem kurabilirsiniz. Daha sonra bunu tekrar, özür dilerim, gerçek model dediğimiz şey, çok özür diliyorum, pardon. Durumun zihinsel gösteriminden gerçek modele geçişte, birazdan problem durumunun üzerinde daha iyi göreceğiz. Matematiksel yapıların, mesela kenar uzunluğu bilgisi, kenar uzunluğu bilgisinin o zihindeki gösteriminin üzerine işaretlenmesidir. Gerçek model dediğimiz şey. Daha sonra yine bir takım ekstra matematiksel bilgiler alıyoruz ve işte şimdi söyleyeceğim onu. Şekiller, tablolar, denklemler, grafikler, her neyse matematiksel model kurma kısmına geçiyoruz. Daha sonra bireysel ya da grup çalışmaları ile birlikte evdeki mevcut bilgileri işe koşup bir takım matematiksel sonuçlar elde ediyoruz. Daha sonra bunları yorumluyoruz. Gerçek sonuçlar elde ediyoruz. Gerçek sonuçları gerçek yaşamın içerisinde gönderip doğruluyoruz. Böyle bir şey var mı? Gerçekten çalışıyor mu diye. Çalışmaması halinde geriye dönüyoruz. Hangi basamakta problem yaşıyorsak oraya geri dönüyoruz. Eğer çalışıyorsa zaten süreci ilerletiyoruz. Pekala. Peki bu söz konusu süreç disiplinler arası matematiksel modellemede nasıl işliyor? Yine gerçek dünyadan, inputlarımız gerçek dünyadan, verilerimiz. Burada fen dünyası, teknoloji dünyası ya da mühendislik dünyası ne koyarsanız koyun buraya. Fen dünyası yazmışım ben. Ve bir tarafta da matematik dünyası var. Burada öncelikle öğrenci problemi anlıyor.
Daha sonrasında ayrıştırmaya gidiyorsunuz. Yani hangi dünyaya ait problem? Ben verilerimi nereden toplamalıyım? Söz konusu problemle mücadele edebilmek için verilerimi nereden alabilirim? Daha sonra problemi anladığım bir bağlam kurmaya çalışıyorum. Kendi yaşamıma entegre etmeye çalışıyorum. Ve o bağlamı yakaladıktan sonra zihinsel modeli kuruyorum. Bakın aslında benzer işlemler yapıyorum. Zihinsel modeli kuruyorum ve modelimi oluşturuyorum, ortaya koyuyorum. Söz konusu modeli çözüyorum. İşime yarayıp yaramadığını dönüştürme kısmında gerçek yaşama aktarabildiğim ölçüde inceliyorum dönüştürme basamağında. Daha sonra, dönüştürmeden sonra doğrulamak istiyorum. Tıpkı Borreme Otevri'nin az önce yapmış oldukları döngü gibi. Gerçek yaşam içerisinde çalışıyor mu, çalışmıyor mu, mantıklı mı, ne ölçüde işime yarıyor? Değerlendirmeye bakıyorum. Ve daha sonra gerçekleştirmiş olduğum bütün bu çözümleri rapor olarak sunuyorum. Eğer burada değerlendirme basamağında bir problem yaşarsam, zihinsel model oluşturmaya tekrar geri dönüyorum. Ya da gerçek dünyada problem yaşarsam, yine model oluşturmaya geri dönüyorum. Basamaklar arasında gayet esnek bir anlayış var. Yani bir yerde bir problem yaşarsanız geriye dönebiliyorsunuz. Modellemenin en güzel taraflarından bir tanesi de bireysel de olsa, grup etkinliği de olsa öğrencilerin anlık soru sorup sizin de anlık durum tespiti yapıp yani teşhis ve tedaviye aynı anda verebiliyor olmanız. Pekala, buna da değindikten sonra matematiksel modelleme etkinliklerinden bahsetmek istiyorum. Matematiksel modelleme etkinlikleri aslında etkinliklerin genel anlamıyla baktığımızda kendi amaç ve gereksinimleri doğrultusunda istekleriyle, kendi istekleriyle katıldıkları uygulamalar diye tanımlayabiliriz. Sürtil kurum sözlüğünde böyle geçiyor. Matematiksel modelleme etkinlikleri de hem bireysel gerçekleştirilebiliyor, hem grup etkinliği olarak gerçekleştirilebiliyor. Ve burada en çok göze çarpan ve bizim için en ilgi çeken özellik problem çözme sürecini birebir tecrübe etmesine fırsat tanıması. Burada bir takım durumlara dikkat etmek gerekiyor yalnız. Yani matematiksel modelleme etkinliklerini tasarlarken bir takım prensipleri mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. Birazdan paylaşacağım matematiksel modelleme etkinliği örnekleri. Bunlardan bir tanesi gerçeklik prensibi. Gerçeklik prensibinde model oluşturma etkinliğinin gerçekten anlamlı olması gerekiyor. Mesela nasıl? Ve şunu söylerseniz ciddi almayabilir çocuklar sizi. İşte az önce paylaştığım tablo Salvador Dali'ye ait bir çok ünlü tablolarından bir tanesi. İşte bu tablo müzayedede 500 milyara daha fazladır da 500 milyara alıcı bulmuştur. Bu tablodan iki tane olsaydı. Dediğiniz anda zaten böyle bir şey olamayacağını Salvador Dali'nin böyle bir eseri tekrar ortaya koyamayacağını böyle bir şey mümkün olamayacağından hareketle zaten gerçekliğinizle çelişmiş oluyorsunuz. O yüzden bir kere gerçek durumları ortaya koymak gerekiyor. Bir diğeri model oluşturma prensibi. Burada etkinlikte öğrenci model oluşturma, açıklama ve durumu yorumlama ihtiyacı hissetmeli. Yani bu ihtiyacı gerçekten kendisinde duymalı, anlamlı olmalı bu onun için. Öz değerlendirme prensibinde öğrenci kendi yaklaşımını, gerçekleştirdiği işlemleri ve sonuçlarını ipotada değerlendirerek yorum yapabilmeli. Yine model açığa çıkarma prensibinde çözümlerini açıkça ortaya koyabilmeli. Genelleştirmede bu modeller içerisinde farklı amaç ve durumları işe koştuğunda nasıl çalışıyor buna bakabilmeli. Ve etkili prototip örneğinde de öğrencinin ortaya koymuş olduğu modelin gerçekten işe yarayışlılığı üzerinde konuşulabiliyor olması gerekir. Yorum yapabiliyor olması gerekir. Pekala, matematiksel modelleme etkinliklerinin literatürde MOE diye kısaltılır. MOE'lerin öğrencilere kazandırdıkları hemen hemen toplamda üç başlık altında toplanabiliyor. Matematiksel kavramların gerçek yaşamdaki yeri, gerçek yaşam bilgisi ve matematiğe ilgi, grupla öğrenme fırsatı, ezberci değil, düşünen bireyler yetiştirme fırsatı. Bunları bize sağlıyor. Pekala,
Biz neye sahip olmalıyız? Öğretmen yeterlilikleri neler olmalı bu konuda? Dört boyutumuz var sahip olmamız gereken. Borromeo, Ferri ve Bloom'un belirlemiş olduğu dört boyut var. Bunlardan bir tanesi teorik boyut. Biri etkinlik boyutu, biri öğretim boyutu, biri de tanımlama teşhis boyutu. Bunların hepsini aslında böyle anlatırken değindim. Burada birazcık daha detaylı vereceğiz. Teorik boyutta modelleme döngülerini çok iyi tanımak gerekiyor. Hangi basamakta ne yapılıyor bunları iyi bilmek gerekiyor. Modellemenin amacı ne? Niye modelleme yaptırıyoruz? İyi tanımlamamız gerekiyor. Birazdan örnek vereceğim sizlere. Ve modelleme etkinliği türleri. Yani modelleme etkinliğini hangi amaçla veriyoruz? Yani bir kazanıma ulaştırmaya mı çalışıyoruz? Yoksa aslında bir pratik mi yaptırmaya çalışıyoruz? Yoksa disiplinler arası mı yaklaşıyoruz? Bunu iyi tanımlamak gerekiyor. Etkinlik boyutunda modelleme etkinliklerinin farklı çözümlerinin gerçekleşebileceğini bilmemiz gerekiyor ve bu anlamda daha profesyonel yaklaşmamız gerekiyor. Modelleme etkinliklerinin bilişsel analizini yapabilmek gerekiyor ve modelleme etkinliğini tasarlayabilmek gerekiyor. Öğretim boyutunda modelleme etkinliğinin kullanılacağı dersi planlamak, uygulamak ve gerekli yerlerde müdahale, destek ve dönüşü sağlamak gerekiyor. Tanımlama teşhis boyutunda ise modelleme süreci basamaklarını tanımlama, zorluk ve hataları tanımlama, modelleme etkinliklerini değerlendirmeyi bilmek gerekiyor. Bunların hepsine birazdan bir şeyler vereceğim size. Şimdi burada şunu sormak istiyorum ben. Bu ders kitabından alınmış bir problem. Esra Hanım marketten 2 kilo un ve 1 kilo şeker alarak 8 lira ödüyor. Fatma Hanım marketten 1 kilo un ve 2 kilo şeker alarak 10 lira ödüyor. Un ve şekerin kaç lira olduğunu cebirsel yöntemle ve grafik kullanarak bulalım. Şimdi çoklu gösterimlerin yer aldığı bir şey. Evet. Ama acaba bir modelleme problemi mi? Bu açıdan baktığımızda neredeyse değil, bizi tek bir sonuca götürüyor değil mi? Yani tek bir çözüme götürüyor. Biz bunu istemiyoruz. Biz olabildiğince maksimum çeşitlilikte çözüm bekliyoruz. Ama ortaya konan çözümlerin kendi içerisinde anlamlı oluşunu çok önemsiyoruz süreçte. Dolayısıyla bu bir matematiksel modelleme problemi değil. Şu bir matematiksel modelleme problemi oyuncakçı Geppetto. Geppetto tahtadan oyuncak asker retiren yapmaktadır. Sanki böyle Geppetto koyunca işte modelleme problemi olacakmış gibi geliyor ama satış fiyatları bir oyuncak asker için 27 lira, bir oyuncak tren için 21 liradır. Bir asker için 10 liralık ham madde ve 14 liralık işçilik kullanılmaktadır. Bir tren için ise söz konusu miktarlar sırasıyla 9 lira ve 10 liradır. Her bir asker için 2 saat cilalama ve 1 saat marangozluk gerekmektedir. Bakın uzuyor da uzuyor. Evdeki ham madde miktarı sınırsızdır. Fakat haftada en çok 100 saat cilalama ve 80 saat marangozluk işlemi yapabilen Geppetto'nun haftada en fazla 40 oyuncak satabileceğini göz önünde bulundurarak karının maksimum olması için hangi oyuncakların haftada kaç adet üretmesi gerektiğini bulunuz. Şimdi soru evet çok kompleks bir soru. Evet bir anlamda zor da bir soru. Bence zor bir soru. Ama baktığımızda modelleme sorusu mu? Modelleme sorusu değil. Yine modelleme sorusu değil. Yani bunda da tek bir sonuca gidiyoruz. Tek bir çözümümüz var bizim. Biz bunu beklemiyoruz. Bunu istemiyoruz. Bu Esra hocaların, bu kova güzel Ayşe Tekin hocaların tasarlamış olduğu bir problem. Bir turist kafilesi Antalya'ya yaptıkları gezide Aspendos Tiyatrosu'na gitmişlerdir. Bu gezi esnasında çekilen bir fotoğrafı yanda görüyorsunuz. İki tane başlığı var problem. A şıkkı diyor ki merdivendeki insanlar ile meydandaki insanlar arasındaki gerçek uzaklığın ne olabileceğini bulunuz. B şıkkı da antik tiyatronun gerçek yüksekliğinin ne olabileceğini bulunuz. Burada yorumlayıcı bir alt dipnot da var. Kişilerin basamaklardaki yerlerinin değişimine göre bu kişiler arasındaki uzaklığı ifade edebileceğiniz matematiksel bir yapı oluşturunuz. Bakın aslında A şıkkında kullanmaya yönelik bir şey var burada yine. Destekleyici bir problem. Pekala. Bu bir matematiksel modelleme problemi. Neden matematiksel modelleme problemi? Burada bireylerin arasındaki uzaklığı öncelikle kendisi ölçmeye çalışacak çocuk. Belki cetvelle deneyecek, araştıracak merdivenlerle işte sahnenin arasındaki uzaklığa bakacak
ve yaklaşık bir hesap almak zorunda kalacak. Kendine özgü çözüm önerileri geliştirmek zorunda kalacak. Dolayısıyla öznel bir yaklaşım içerecek. Evet, bu bir matematiksel modelleme problemidir. Pekala, burada şurayı, ekran paylaşımım vardı nasıl olsa. Bunu paylaşmak istiyorum. Burada bir kağıt havlu problemi var. Ekranımı görebiliyorsunuzdur umarım şu an. Kağıt havlu problemi diye bir Word paylaştım ama görünüyor mu acaba? Görünüyor galiba değil mi? Evet hocam, görünüyor. Tamam, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Burada bir kağıt havlu rulosu paylaşıldı ve soru şu. Rulodaki peçetenin kopmadan sıkı bir şekilde sarıldığını düşününüz. Peçetelerin olabildiğince ince olduğunu varsayarsanız, peçetenin kalınlığı, rulonun iç ve dış yarı çapları ve rulodaki kağıdın uzunluğu arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Cevabınızı bu dört değişkeni göz önünde bulundurarak yorumlayınız. Sorumuz bu. Şimdi bu problem durumu gerçek yaşamın içinden bir problem. Evet, gerçek yaşamın içerisinden bir problem. Disiplinler arası kadar çok onların hayatlarına dokunan bir problem değil maalesef. O yüzden galiba disiplinler arasına vurgu yapıldı ekstra. Buradaki çözümü klasik matematiksel modelleme döngüsü bağlamında incelemeye çalışalım. Burada öncelikle öğrencinin zihninde biz bu şekilde bir zihinsel gösterimin oluşmasını bekliyoruz. Öğrencinin zihninde bu gösterim oluştuktan sonra matematiksel modelin kurulmasını bekliyoruz. Gerçek modelin kurulmasını bekliyoruz. Özür dilerim. Gerçek modelde artık birazcık daha soyutlayıp matematiksel yapıların üzerine entegre edildiği model. Daha sonra gerçek modelden sonra matematiksel modeli kurduruyoruz. Buradaki ilişki işte o içeride de bir silindirin var olduğunu, oranın sararken aslında hacim anlamında kayba sebebiyet verdiğini ve çıkarılması, alan anlamında çıkarılması gerektiğini fark ettiriyoruz. Ve daha sonra bu matematiksel modeli kurduktan sonra, şu en son ulaştığımız matematiksel modelden sonra öğrencinin yorum yaptığı işte bu sürece geliyoruz. Diyor ki elde ettikleri matematiksel modelleri, matematiksel sonuçları ellerindeki gerçek problemin farklı değerleri için yorumlarlar, değer veriyorlar ve yorumluyorlar. Ve doğruluğunu kontrol ediyorlar gerçek yaşamın içerisinde. Bu noktada ortaya koymuş oldukları hesaplamalarında kağıdın esneme payının, yani o kağıt rulodaki kağıdın esneme payının, kopma noktalarında dereceye sapmaların, o çektiğiniz hızın ne kadar etkileyebileceği gibi detayları işe koşarak yorumlarını zenginleştirecekler. Yani burada gerçek yaşamın içerisindeki değerlendirme süreci aslında bir anlamda yorumlama sürecine işte burada gerçekleştiriyorlar. Pekala, burada güneşten elektrik problemi diye disiplinler arası bir problem daha paylaştım. Bunu da şurada, bu biraz uzun bir etkinlik. Çünkü matematiksel modelleme etkinlikleri aynı zamanda bir ısındırma aktivitesi de barındırmalıdır baktığımızda. Burada özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının neler olduğu ve nasıl, neden önemli olduğu ile ilgili detaylı bir açıklama var. Ve kullandığımız, evimizde kullandığımız elektronik eşyaların, beyaz eşyaların ne kadar elektrik tükettikleri ile ilgili bir çalışma yapmalarına yönelik bir yönlendirme var onlara. Ve nasıl daha az tüketim yapabileceğimizi ya da dönüştürülebilir enerji kaynaklarını nasıl kullanabileceğimize ilişkin burada paylaşmış olduğumuz şu gösterimin ne anlama geldiğini açıklayan bir paragraf var. Şimdi burada bu ısındırma etkinliğe gittikten hemen sonra bir problem var. Problem şu: Ahmet Bey evinin çatısına güneş panelleri yerleştirmek istemektedir. Çatıya kaç tane panel yerleştirebileceğini belirleyebilmek için evde kullanılan elektrik miktarını belirlemesi gerekmektedir. Evin bazı bölümlerinde avize, bazı bölümlerinde lamba bulunmaktadır. Her avizede bulunan lamba sayısı 3'tür. Her bir lamba 20 watt saattir. Evin bölümlerinde bulunan avize ve lambaların sayısı ile
kullanılan elektronik eşyaların elektriksel gücüne ilişkin bilgileri de bu şekilde tabloya vermiş. İşte evin bölümü kaç tane avize var ya da elektronik eşya ne kadar elektriksel güç harcıyor. Daha sonra kullanılabilecek güneş panellerine ilişkin bakın seçenekler var. Seçmesi gerekiyor ve ebatlar var. Ebatları farklı, fiyatları farklı, ürettikleri ortalama güçler farklı. Bunları göz önünde bulundurmalarını istiyoruz ve yaz-kış farkını göz önünde bulundurmalarını istiyoruz. Yani ne kadar süreyle yenilenebilir enerji üretebileceğiz? Çünkü böyle bir işlem yapmaktaki maksadımız bizim aslında bu kaynakları kullanarak kâr elde etmek. Hem dünyanın daha yaşanılabilir bir yer haline gelmesi açısından hem de maddi anlamda kâr edebilmek. Çünkü ciddi bir tüketim durumu var. Bununla karşı karşıyayız. Burada örnek bir çözüm yaklaşımı paylaşmak istedim ben sizlerle. Öncelikle problemi anlama safhası var. Burada Ahmet Bey ve ailesinin günlük elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden faydalanarak karşılamak için evin çatısına güneş panellerinin en kazançlı bir biçimde nasıl döşenmesi gerektiğini ve döşenen güneş panellerinin ne kadar süre sonra kazanç sağlayacağını gösteren bir model oluşturulması isteniyor. Bunu fark ediyoruz. Daha sonra ayrıştırma ve bağlam kurma basamağında etkinlikte cihazların ve ampullerin elektriksel güç miktarları paylaşılmış, yukarıda tabloda paylaşmıştık. Elektronik eşyaların ve lambaların harcadıkları elektriksel gücü ortalama bir şekilde matematiksel olarak hesaplanması gerekiyor. Hesaplanan değere göre ise panellerin çatıya nasıl yerleştirileceği belirleniyor ve toplam bir maliyet hesaplanıyor. Daha sonrasında zihinsel model oluşturuluyor. Bu zihinsel modelde tamamen kişiye bağlı. Ahmet Bey ve ailesini 4 kişilik bir aile olarak kabul ettik biz burada. Ve yaşadıkları evde böyle bir ev olsun dedik. Evin çatı ölçüsü de 6 metreye 15 metrelik olduğunu kabul edelim. Tablodaki bilgilerden hareketle 2 çocuklu bir ailenin kullanacağı elektrik miktarı göz önünde bulundurularak bir model oluşturmaya çalışacağız. Buraya geçiyoruz. Elektronik eşyaların her gün kullanılmama ihtimalini göz önüne alarak kullanımları haftalık ve günlük olarak düzenleyelim. Aydınlatma süresini hesaplarken kış ve yaz mevsimlerinde gece süresinin uzunluğuna bağlı olarak işte kaç saat, mesela yazın 4 saat, kışın 7 saat ışıklar açık kalmak durumunda gibi işte genellikle ortalama 20'den yazın 20'den kışınsa 17'den sonra aydınlatmaya ihtiyaç duyulacak şekilde yorumlayalım dedik. Burada elektronik eşyaların çalışmasını da göz önünde bulundurduk ve arada panelleri de hesapladık. Burada ne kadar elektrik kullandığımızı hesapladık. Bir günlük ortalama miktarı hesapladık. Haftadan sonra bir günlük ortalamayı hesapladık. Güneşten yararlanma sürelerini hesapladık. Ortalama yine. Ve diğer panelleri göz önünde bulundurarak bizim için en karlı seçimi ortaya koymak için en son şu denklemi kurduk. En son bu denklemi kurduk. Bunu yaptıktan sonra bu burada paylaştığımız yani ne kadar maliyetini vermiş olduğumuz bilgilerden hareketle hangi seçeneğin bizim için daha uygun olduğunu paylaşıyoruz ve kritik nokta şurası bizim için şu formülden hareketle bu elde edilen formülden hareketle yani elektrik faturasının KDV dahil, az önce belirtmiş oldum, KDV dahil hesaplamaları işin içine koştuğumuzda bize söz konusu bu panellerin 5 yıl, 5 ay sonra kazanç sağlayabileceği bilgisine ulaştırıyor bu gerçekleştirdiğimiz çalışma. Şimdi burada bu etkinliği değerlendirmeye çalışırsak eğer biz burada fen bilimleri ve matematik disiplinine ait bir takım kazanımları ele aldık. Öncelikle matematiğe ilişkin uzunluk ölçme birimlerini tanır, bunlar arasındaki ilişkileri kurar. Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetre metrekareyi kullanır. Yine dikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren bir takım problemleri çözer. Alan ölçme birimlerini tanır, alanla ilgili problemleri çözer, yüzeyle ilgili problemleri çözer. Birinci dereceden bir bilinmeyenle denklemleri çözer ve günlük hayattaki karşılıklarıyla birlikte yorumlar. Birinci dereceden bir bilinmeyenle eşitsizlikleri çözer. Fen bilgisiyle ilgili ise
kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir. Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojide yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. Güneş enerjisinden gelecekte nasıl yararlanılacağına ilişkin ürettiği fikirleri tartışır. Ve evlerde elektriği tasarruflu kullanmaya özen gösterir. Ayrıca burada öğrenciler bir taraftan da tasarım yapıyorlar. Bunu da eklemek gerekir ki fen bilgisinde tasarım çok son noktalarda ulaşılan bir yerdir. Bu anlamda aslında dipnot olarak şunu söylemekte fayda var. Fen bilgisi öğretmenleriyle birlikte ya da teknoloji öğretmenleriyle birlikte de bu konuların üzerine ortak bağlamlar yakalayarak modelleme problemleri yazılabilir. Bu konuda ben de ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlayabilirim her zaman için. Burada nasıl ilişkilendirildiği ile ilgili bir açıklama var. Söz konusu kazanımlar programın genel amaçları dikkate alınarak kesişim kümeleri oluşturuluyor ve ortak bir şekilde yani fen bilgisindeki durum göz önünde bulundurularak matematiksel olarak açıklanmaya çalışılıyor aslında bir anlamda. Etkinliğin uygulanması açıklanmalı mutlaka. Nasıl uygulanacak? Hangi sınıf düzeyinde? Hangi araç gereçler kullanılacak? Ya da nasıl uygulamak isteniyor? Grup etkinliği mi? Bireysel mi? Ya da daha öncesinde ısınma turları yapılacak mı? Daha başka bir şeyler eklemeye gerek var mı? Çocukların hazır bulmuşluk düzeyleri ne? Ya da etkinlik için öngörülen süreniz nedir? Ve son olarak öğrencilerin yanlış anlayabilecekleri herhangi bir durum var mı? Bunun için biz genelde şunu öneririz, modelleme problemleriyle ilgili. Ana çalışmayı yapmadan önce mutlaka bir pilot çalışma yapılması gerekiyor. Bir başka grubun üzerinde acaba doğru anlaşılıyor mu? Yani aktarmaya çalıştığımız şey doğru mu diye bir bakmak gerekiyor. Matematik öğretmenleri bu tarz problemler tasarlayabilirler mi? Tabii ki tasarlayabilirler. Buradaki problem bir matematik öğretmeni tarafından tasarlanmış bir problem. Kavşak düzenleme problemi çok da gerçekten başarılı bir problem. Adıyaman Belediyesi'nde çalışan Osman Bey, şehrin güzel bir görüntüye sahip olması için kavşakları çeşitli çiçekler kullanarak farklı motiflerle süslemektedir. Yukarıdaki fotoğrafta görülen kavşak Adıyaman Belediyesi tarafından farklı tür çiçek ve motiflerle süslenecektir. Belediye bu konuda sizden bir matematikçi olarak yardım istemektedir. Sizin göreviniz kavşağın çiçeklerle döşenebilmesi için gerekli çiçek sayısını ve maliyetinin hesaplanmasında Osman Bey'e yardımcı olmaktır. Çiçek sayısını ve maliyetini nasıl belirlediğinizi ayrıntılarıyla açıklayan bir rapor hazırlayın istiyor. Burada modeli oluştururken çiçek açma sürelerini dikkate almayın diyor. Bitkiler belediye tarafından aynı dönemde çiçek açacak şekilde dikilecektir diyor. Şimdi buna ilişkin bir tablo paylaşmış, ben bunu vermedim. Bu not kısmını ekleyebilirsiniz, tamamen bağımsızlığı bırakabilirsiniz. Burada birazcık daha ayakları yere bassın istemiş bu problemi tasarlayan kişi. Dikkat edilecek çok fazla unsur var. Hangi çiçekler ekilecek, çiçekler ne kadarlık bir kapalı alanın içerisine ekilecek, bölmeleri nasıl belirleyeceksiniz, bütün çiçekleri bir yere mi dikeceksiniz, yoksa işte bir yere lale, bir yere sümbül, bir yere lavanta, ne ekeceğinize bağlı olarak bölmelendirecek misiniz? Ne kadar aralık bırakacaksınız? Bunun gibi birçok unsuru göz önünde bulundurmak gerekiyor aslında. Pekala, son birkaç bir şey daha söyleyeceğim ve kapatacağım. Modelleme yeterlilikleri ve alt yeterliliklerinden de bahsetmek istiyorum. Bir modelleme sürecini bütün basamaklarıyla başarılı bir şekilde tamamlamak için öncelikle problemi sadeleştirmek gerekiyor. Ve değişkenleri doğru belirlemek gerekiyor. Gerekli gereksiz bilgiyi seçebilme fırsatı vermek gerekiyor. Bunların hepsi aslında problemi tasarlarken de dikkat etmeniz gereken unsurlar. Gerçek modeli kullanarak matematiksel model kurma yeterliklerinde söz konusu nicelikler arasındaki ilişkileri matematikselleştirebilme ve uygun matematiksel gösterimleri seçmeyi sağlamaya fırsat sunmak gerekiyor. Kurulan matematiksel model ile matematiksel problemi çözme yeterliklerinde uygun stratejiler, uygun matematiksel bilgi, yine gerçek yaşamdaki karşılığını doğru yorumlama, matematik dışı yani ders dışı bağlamlarda kullanabilme, özel bir durum için geliştirdiğiniz bu durumu daha genel hale getirebilme ve matematiksel sonuçları uygun bir dil kullanarak aktarabilme, yansıtabilme. Üst bilişsel modelleme yeterlikleri, bu başka bir konu, bunu başka bir yerde anlatmayı isterim yine. Gerçek yaşam problemleri kurabilme ve problemlere çözüm üretme hedefine yönelik çalışabilme.
Modelleme sürecindeki her basamağa yönelik gerçekleştirilen eylemleri deliller eşliğinde savunabilme, yani arkasında durma ve bu anlamda sunduğu çözümleri fark etme, gerçek yaşamın içerisindeki verimliliğini ortaya koyma. Pekala, bütün bunları yaptık. Matematiksel modelleme etkinliklerini nasıl değerlendireceğiz? Matematiksel modelleme etkinliklerini burada şöyle ben aşağıya kaydırayım. Biraz da yakınlaştırayım bunu. Bu Esra hocaların, Esra Bukova Güzel'in onların da galiba. Yok, hayır. Şimdi nereden aldığımı, Esra hocalardan aldım. Evet, Tekin'de ve Bukova Güzel 2014'te yapılmış. Bunu arzu edin olursa paylaşabilirim. Var zaten herkese de açık bu kaynaklar. Problemi anlama, sadeleştirme, matematikselleştirme, matematiksel olarak çalışma, yorumlama ve doğrulama basamaklarında detaylı bir rubrik hazırlanmış ve 0 puan, 1 puan, 2 puan, 3 puan, 4 puan olmak üzere toplam 5 düzeyde değerlendirme imkanı veriyor ve her biri için de ayrı ayrı açıklıyor. Yani matematikselleştirme için bu söz konusu 5 basamak farklı şekilde açıklanıyor ya da problemi anlama için farklı şekilde açıklanıyor. Dolayısıyla gayet doyurucu ve öğretmene ciddi anlamda yönlendirici bir tarafı var bunun. Bunu paylaşabilirim dediğim gibi. Şimdi bu present'teydi galiba. Evet, benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Yazmaya başladığınız bir tarafta bekliyorum. Sesli olarak katılmak isterseniz sesli olarak da katılabilirsiniz.